Abi parayı buldun mu? Parayı buldum ama kendimi bulamadım. Hoş geldin, sefa geldin. Abi kardeşim. İsim neydi? Murat Özgenç, Artvin Opalı işletmeciyim. 8 gün kalacağım diye geldim. O planla 8 ay doldu. 24 Ağustos. Vay be. Evlendim burada. Nereden tanıyorsun acaba? Evet. YouTube'dan, evet. Kamboçya'daydım, evet. Kamboçya'da. Nasıl abi? Yani bu caminin etrafına bir oluşum başlamış. Ama Batum genelde 113 tane cami var. 113 tane? 113 tane cami var burada. Sadece ezan okunan cami burası, orta cami. Diğerleri kapalı mı? Açık, ibadet yapılıyor. İndonezya, Malezya, Tayland, Singapur hep gezmiş oradan. Yok, çok güzel. Beraber, çoluk çocuk geldik yani oraya. Buranın neyini sevdin abi, Batum'un? Batum'un hiçbir şeyini sevmedim. Gürcistan, Batum'dan herkese selamlar. Bugün yine çok özel, çok güzel bir video ile birlikteyiz. Bugün çok güzel bir Türk sokağındayız, Batum'da. Batum'un böyle Türk mahallesi denilen, Türk sokağı denilen esnaflarının, kıraathanelerinin, yemek satılan yerlerin, lokantaların, köftecilerin vesaire hepsinin olduğu bir Türk mahallesindeyiz. Batum Türk mahallesi diye geçiyor burası. Şimdi bu Türk sokağında geçerken bir de etrafta esnafla, eşle, dostla, arkadaşlarla kime denk gelirsek bir sohbet etmek istiyorum. Sizlere de buradaki ambiyansı göstermek istiyorum. Ben aslında az önce birkaç arkadaşla tanıştım. Çok sıcakkanlı, çok sevecen insanlar. Hadi bakalım, ne diyoruz? Türklerle yapılan röportaj videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, Türk sokağına bir giriş yaptık. Şimdi bir abimizle tanışalım. Şöyle bir simit tezgahı açmış abimiz. Abi nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Hoş tanışalım. Geldiniz. İsim ne abi senin? Gökhan. Gökhan abi. Abi sen ne yapıyorsun? Nasıl oldu böyle senin buraya? Bakın şimdi müşteri de geldi bu arada. Ayağımız bereketli geldi diyelim. 2,5 lari simitler, Türk simidi. Abi sen Türk simidi veriyorsun. Abi Turkish street food. Sen yapıyor mu, yaptırıyor mu? Kendi imalatı. Maşallah. Vay vay vay. Müşterilerin Türk mü yoksa şimdi hepsi mi? Benim burada Türk mahallesinde olmamdan dolayı müşterilerin çoğunluğu, evet, Türk esnaf. Evet. Ama onun haricinde tabii ki hani yoldan geçen müşterilerimiz de oluyor. Evet. Ruslar, Gürcüler, Araplar. Bir de bu benim bulunduğum nokta tam gelen Türk grupların şuradan geliyorlar. Nokta, evet, orta cami var hemen arkamızda. He. Oraya gidiyorlar. Seyyara böyle izin veriyorlar mı? Tabii, bu belediyeden izinli. İzinli. Kirasını ödüyorsun. Uzun süre durmadan, yani böyle bir noktayı kendine yer edinmeden. Sabit değil. Gezici, mahallenin içerisinde tabii, geziyorsun. Tabii, tabii. Sen şimdi burada Gökhan abi, sen ne kadar süredir kalıyorsun? Nasıl geldin? Bir ufak ben bir yaşantını alalım. Ben 24 Aralık'ta geldim buraya. 8 gün diye geldim. 24 Aralık hangi sene? 24 Aralık 2022, geçen yıl. 2022'de geldim. Evet. 8 gün kalacağım diye geldim. O planla 8 ay doldu. 24 Ağustos. Vay be. Evlendim burada. Bir de evlendin. Evet, evet. Evlilik amacıyla gelmedin ama sen. Bizim şimdi, Türkler genelde öyle evlilik amacıyla çıkıyorlar ya. Yok, biz daha önceden tanışmıştık evlendiğim eşimle. İnternet üzerinden 4 ay konuştuk, görüştük. Evlilik maksadıyla yüz yüze, olarak. Yüz yüze görüşmek için ama geldin. Ama yüz yüze gördükten 48 saat sonra evlendim. 48 saat sonra. Evlilik zor muydu abi burada? Yok, çok basit. Burada herkesin şişe bina dediği bir yer var. Bütün devlet işleri sen orada. Sen yengeyle tanıştın, evlenmeye karar verdin. Şişe bina denilen bir yere gittin. Evet, iki tane şahit. Biz gittik, başvurumuzu yaptık. Birkaç saat sonra aradılar. Bizim konsolosluktan evrak aldım bu arada. Yok, evrak hiçbir şey almaya gerek. Öyle mi? Ha, bir evrak, bir şey almadan direkt sadece gittim. Şey, tabii ki bekar olduğuna dair bir evrak alıyorsun. Eşimin ve benim kendi ülkelerimizde gibi evli olmadığımıza dair evrak aldık. Onun haricinde. Onu götürdünüz. Tabii, onu götürdük. Sonra nikah. İki şahit getirin dediler. Evet, evet. Olay bitti. Bitti. Sonra burada kaldın. Hatta burada şöyle ilginç bir olaydan bahsedeyim ben izleyen arkadaşlara. Buyur. Burada eğer 300 lari verirsen ismini de değiştirebiliyorsun. Öyle ilginç bir olay var. Ciddi misin ya? Abi 365 gün burada yaşam süresi var. 360 gün bildiğim. 360. Tam bir yıl. Bir yıl içerisinde 5 dakika bile giriş çıkış yaparsanız bir git, yıl daha git kazanır. Türkiye'ye gel. Tabii tabii. En yakın ülke. Burada zaten yaklaşık 25 kilometre mesafedeyiz Türkiye'ye. Evet. Yani sürekli oturum izni var gibi burada yaşayan bütün Türkler. Kapıdan gir çık. Evet efendim. Mühürün vurulsun. Sonra bir yılda, evet, oturum, bir yıl daha oturum izni vermiyor ama bir yıl kalabiliyorsun alma turist olarak. Alma izni veriyor. Evet. Evet. Aynen. Çok iyi. Oturum zor herhalde biraz. Oturum şimdi duruma göre değişiyor. Gürcü ile evli olan insanların burada
düzenli bir geliri olan insanların oturum alma şansı daha yüksek. Evet. Yani kişinin durumuna göre değişiyor zorluk evet. ya da kolaylık. Abi çok memnun oldum. Ben de seni tanıştırma. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Başka arkadaşlar da bir tekrar. Ziyaret edeyim. Hoş bulduk. Güzel bir sokak. Şimdi bu karşı taraf ve bu taraf böyle iki tarafta Türk sokağı diye geçiyor. Türklerin yoğun olduğu. Bir de burası Old Town. Yani Old Town. Hem Türk mahallesi hem de Sovyet döneminden kalma klasik Sovyet mimarisinin örneklerinin olduğu bir bölge. Batum'un ilk yerleşim yeri. Evet efendim. Batum çok güzel abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sana da hayırlı işler olsun. Sağ ol. Türklerle tanışmaya devam edelim. Türk sokağına giriş yapmış olduk. Bakın şimdi emlak danışmanlığı diye bizi burada karşılıyor. Tercüme uluslararası hukuk, turizm ve emlak danışmanlığı. Buraya gelen Türkler muhtemelen buralardan hizmet alıyorlar. Buradan devam edelim şimdi. Bakın şöyle ara sokaklar var. Bu arada güzel sıcak bir hava var ama çok nemli böyle bunaltıcı bir sıcak. Şu an Batum'da. Evet şimdi burada şöyle. Neciymiş burası? Selamlar abi. Aleyküm selam. Tek çiğ köfteci, tek kokoreççi. Evet. Neydi senin markan abi? Adı Yörem çiğ köfte. Nasılsın abi, iyisin? Şükür. Adı Yörem. Bu İstanbul'da da vardı bu marka sanki, öyle abi, hatırlıyorum. Fabrikası Samsun'da. Samsun'da evet, öyle hatırlıyorum, doğru söylüyorsun. Bakalım mı, çekebilir miyiz şöyle? Kokoreç de Balıkesir'den geliyor. İzmir boyoz. Ne diyorsun ya, maşallah. Abi, ben İzmirliyim zaten. Sen mi yapıyorsun boyozu? Yok, İzmir'den geliyor, dolu. Burada pişiriyoruz. Burada boyozumuz var, sütlaç abi maşallah, bol kepçe. Bir de baklavamız var burada. Baklava, kabak tatlısı pişecek. Kabak tatlısı. Abi nasılsın, iyi misin? Şükür abi. Siz nasılsınız? İyi vallahi abi. Ben de şimdi bu Türk sokağında bir geziyorum. Bir buradaki esnaf abilerle tanışıyorum. Abi nasılsın? Şimdi ne yapıyorsun sen? Ne zaman geldin buraya? Ben 10 yıl oldu buraya geleli. 10 yıl oldu. Sen de gezmeye gelenlerden misin? Yok. Ben çiğ köfte Antalya'da da yerimiz vardı. O zaman Komagene'ydi. Evet. Distribütör olarak gönderirdik buraya. Öyle mi? Gene yurt dışında çok vardı yani. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, Çin. Aa, her yerde varmış. Azerbaycan. Bizi de çiğ köfteciler kralı diyelim o zaman. Yani benim değil, firmanın vardı. Biz de buraya bizi münasip gördüler, yapar mısın diye öyle geldik yani. Geldik, kaldık. Beğendin burayı? Şükür ailece biz buradayız ya. Buradan mı evlendin? Yok, Türkiye. Türkiye'den evlendin. Beraber, çoluk çocuk geldik yani oraya. Buranın neyini sevdin abi, Batum'un? Batum'un hiçbir şeyini sevmedim. Neden? 40 yıl geride ya Türkiye'den. He, 40 yıl geride. 40 yıl geride. O anlamda diyorsun. Yani. Ama daha bir huzurlu sanki burası. İnsanlar daha bir... Yani, sahil kasabası olduğu için biraz emekli yeri gibi yani. He, yani sakin, güvenlik düzeyi üst seviyede zaten. Güvenliği nüfus güzel. Az olduğu için yani. Evet. Nüfus az diye. Yani... Cezalar ağır burada yani. Hapis cezaları ağır. Dönmeyi düşünüyor mu Türkiye'ye? Allah nasip ederse seneye. Öyle bir planlarımız var ya. Yeter ya. Yeter bu kadar diyorsun. Burada nasıl esnaf para kazanabiliyor mu Türk esnaflar? Ya işini düzgün yaparsan Fizana'da gitsen kazanırsın doğru. Yani. Yani illa Gürcistan olacak diye bir kayda yok yani. Nerede olursan ol, işini düzgün yap. Bir de burada enteresan bir şey var. Olmayan bir şeyleri yaparsan biraz kazanabilirsin. Kebapçı her yerde var. Her yerde. Köfteci var. Çorbacı var. Yani çiğ köfteci yok. Yok. Gürcistan'da çiğ köfte kokoreç tekiz yani. Yani Batum değil, Gürcistan'da. Gürcistan'da doğru. Gürcistan'da yani. Çok iyi abi. Kokoreçi nasıl temin ediyor Türkiye'den? Balıkesir Göbel'den geliyor. Evet. Oradan buraya gidiyor. Oradan İstanbul'a. İstanbul'da sarılıyor. Baba kokoreç var. Tedarikçilerle geliyor bunlar. Tabii. Soğutuculu araçlarla geliyor. Çiğ köftemiz de öyle geliyor. Evet. Öyle. Çiğ köfteyi de burada yapmıyorsun. Oradan yok, da geliyor. Yok, vay yok, be. Bakonlu poşetlerle geliyor bunlar. Çok iyi abi ya. Ve kendimize Ege'ye özgü serpme kahvaltı. İşte olmaya İzmir kumru gene. İzmir kumru. Tabii. Yaprak ciğer. O da İzmir'e has. Biraz Ege'ye has şeyler yani. Evet. Serpme kahvaltımız falan. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Sen de sağ olasın. Kendine iyi bak. Sağ olasın. İyi gezmeler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Allah'a emanet. Evet, Türk Sokağı'nda gezmeye devam edelim. Yine bir sağa sola bakalım. Kimleri bulacağız? Aslında burada her noktada, her yerde Türkler var. Ama şöyle bir durum var. Herkes kameraya çıkmak istemeyebiliyor. Ondan dolayı da izin almadan
çekmek istemiyorum. Rehberler tur gezisi falan yapıyor. Böyle bayağı bir hareketli. Sürekli Türkler. Şimdi yine karşıda bir Mevlana restoranı diye bir yer var. Bilmiyorum nasıl bir yer. Türklerin olduğu yerde şu an bakın. Ama arkamda gördüğünüz gibi bir masa salonu. Tayin masaj. Bu masa salonlarını Taylandlılar işletiyor. Ve ne hikmetse sadece Türklerin olduğu bölgede var. Burada en az 10-15 tane masa salonu var. Evet, Türk sokağında gezmeye devam. Şurada bir restoran var. İstanbul restoranı diye. Şöyle uzun bir sokak bakın. Burada bir kuru yemişçi. Küçük bir kuru yemiş tezgahı. Burası da sanırım nargileci. Nargile dükkanı. Burada birkaç tane de böyle Arap mekanı falan da var. Araplara işte Ürdün vesaire, İran. Bakın sim kart satan bir abla. Fırın. Tamamen Türk sokağı aslında. Burası neymiş? Bal diyor. Evet, şimdi burada şöyle bir deniz restoranı bir yer var. İçeriye bakalım şöyle. Bir abimiz döner kesiyor. Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Selamlar, nasılsın abi? Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Besti biraz da tanıyorsunuz. Geliyorum abi. Çekiyoruz. Şöyle bir içeriye bakalım. Bakın abi, deniz restoranı. Bak, tertemiz yemekleriniz. Abi merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Nereden tanıyorsun acaba? Evet. YouTube'dan, evet. Kamboçya'daydım, evet. Kamboçya'da. Nasıl abi? Şaka bir kenara. Şaka bir kenara. Yok yok. Fuat Firar'da. He? Fuat Firar'da. Fuat Firar'da var ya. Evet evet. Gerçekten mi? Doğrudur. Ben Kamboçya'da bir şey... Eyvallah Cansın. He? Cansın eyvallah. Şaka değil mi? Doğrudur. Ben size şey, YouTube versiyonu ediyorum ben. Doğrudur abi. Evet, nasıl şimdi iyisiniz? De buradayız, nasıl Batum'dayız. Diyor? İyi, çok şükür. Şimdi bir de buraya bakalım dedik, buradaki Türkleri bir tanıyalım dedik. Biliyorsun biz gittiğimiz yerlerde Türklerle tanışıyoruz. Allah'ım. Sıra Batum'da. Buranın Türkleri aynı bizim Türkiye gibi aynıdır. Yani. Evet. Aslında çok iyi ettiniz yani. Evet. Gerçekten bak yani. Teşekkür ederim. Ben seni takip ediyorum. Allah razı olsun. Şeyinle yazıyorum, bak siz de takipçi görebilirsiniz. Muhsin. Muhsin, tamam hatırladım ben. Hatırlıyorum ben şeylere, yorumlar falan bak, dikkat ederim. Yorumlara bak şey diyorsun, böyle ben şey diyorum, atıyorum işte. Gerçekten mi? Teşekkür ederim, sağ ol. Bir gün ben, yani ben takip ediyorum. Ben dedim bazen Kamboçya'ya gideyim mi gitmeyeyim falan var ya bir düşünce içerisinde diyor. Kamboçya güzeldir, git gez, gör. Gördün mü, hep toplu seyrediyorum beni. Yani. Güzeldir Kamboçya. Ama şimdi burada ne yapıyorsun abi, sen döner mi yapıyorsun? Sen dönercisin. Evet. Gelirim yine yanına, şöyle bir çekeyim burayı biraz, vitrini göstereyim. Ne var abi yemek şimdi? Dolma var. Türk yemekleri. Köftemiz var. İmam bayıldısı var. Ama beraber çekilmemiz gerekiyor. Geleceğim birazdan. Beraber çekilmemiz gerekiyor. Tamam. Geleceğim birazdan. Ben çok gezmişim. İndonezya, Malezya, Tayland, Singapur hep gezmişim oraları. Yok çok güzel. Ben arkadaşım bilir bir şeydi. Yasin arkadaşım bilir. Ama hiç var ya bir türlü oraya çalışmaya nasip olmadı yani. Tayland'a geçenlerde bir teklif oldu. İngilizcem de var yani. Çok iyi. Evet. Burada yine şöyle tezgahımız, kebaplarımız, turlar falan geliyor. Ve sürekli buraya Türk müşteriler geliyor. Şimdi burada bir abimiz var kasada. Şimdi bu abiyle bir tanışalım. Abi parayı buldun mu? Parayı buldum ama kendimi bulamadım. Hoş geldin, sefa geldin kardeşim. Abi isim neydi? Murat Özgenç, Artvin Opalı işletmeciyim. Kaç yıldır buradasın? 23 yıldır Batum'da deniz restoranı işletiyorum. Maşallah ya. Buranın çok sevinen bir kişisin, öyle tahmin ediyorum. Öyle duydum çünkü. Bayağı bir isim falan geçti burada. Deniz restoranı sahibi diye. Söyleyen dostlarıma da evet. Teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler anlattılar burayla alakalı. Teşekkür ediyorum. Hizmet vesaire, kalite, ürün kalitesi falan. Var oğlum. Bu sokaktaki gerçi çoğu esnaf arkadaşımız hepsi güzel insanlar. Sizi bayağı met ettiler. Teşekkür o yüzden ederim. Özellikle tanışmak istedim. Arkadaşlarım da bizim gibi güzeldir. Evet. İyi esnafların dünyanın her yerinde olmasını isterim. İnsanlar birbirine kucak açmasını isterim. Evet. Doğruluktan yana, dürüstlükten yana olalım. Çok güzel. Gürcistan'a gelip iş yapmak isteyen arkadaşlarıma şunu söylerim. Seni bulsunlar mı?
bulsunlar, düzgün çalışsınlar. Dürüstlük önemli. Dürüstlük önemli. Vergilerini ödedikten sonra Gürcistan'da hiçbir sıkıntının olmadığı için. Para kazanırlar. Para kazanır. Kumar ve kötü alışkanlıkları yoksa burada para kazanmayıp giden arkadaşlarım için çok üzülüyorum. O da onların sorunu, ne yapalım abi? Kötü alışkanlığı tavsiye etmiyorlar. Her şeyin iyi olmasını isterim. Siz de harikasın, hoş geldiniz. Hoş siz de harikasınız. Onun için ben de daha Kamboçya videolarımızı izlemiş. Sağ olsun. Ne kadar güzel. Evet, Malezya. Tayland, Endonezya, Bali, Vietnam. Biz de bu konuda çok iddialıyız. Batum'da evet. Deniz restoranta gelip dönerimizi beğenmeyip yiyip gidenler, ya beğenmedim diyenler asla yok. Ücretini geri takdim ediyoruz. Maşallah. Bu biline yani Türkiye'nin şimdi her yerinde. Deniz restoranta gelince mutlaka ustamı bulun. Aleyküm selam güzel dayım. Hoş geldin. Sefa geldin. Güzeliz. Merhaba abi. Bunu YouTube kanalından söylüyorsunuz. Ben daha yeni açıklamayı yapıyorum. Evet. Batum'a geleceksin. Denizde güzel yemeğini yiyeceksin. Çayını içeceksin. Kendi keyfine bakıp gideceksin. Gürcistan'da iş yapmak isteyen arkadaşlar için de diyorum. Sade lokanta değil, ticaret, tarım istiyorsan işletmecilikte evet. Hiçbir sıkıntının olmadığını. Hı-hı. Doğru çalıştıktan sonra bu ülkede ekmek var. Ben bunu her zaman söylüyorum ama gelip resmi olarak evraklarının muhasebecinin iyi olup evet. İşletmesini iyi takip ederek iş yerini kimseye bırakmayacak. Evet. Kendi çalıştırdığı yeri kontrol altında tutacak. O şekilde çalışan insanların hep başarılı olacağına kendi adıma da inanıyorum. Gelecek arkadaşlarım adına da inanıyorum. Bunu söylerken ama insanlarımız gelip işte burada eski geldim diyene bu ülkede kalmış bayağı zaman insanların aldatılıp yalan ve yanlışlara inanmamalar. Türk konsolosluğuna gidip ticari ateşimizden bilgi almaları. Değil mi? Tabii ki. Yani şahıslara inanmasınlar. Çok şahıslara inanmayın. Tabii nasıl ki. Çalışıyor burada? Bazen burada, kötü duyuyorum, bazen de duyuyorum. Bence yanlış çalışmıyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Adamın Gürcistan'da hiçbir sosyal faaliyeti yok, iş branşı yok. Evet. İş yapmıyordur. Gelmiştir eğlence sektörüne, gezmiştir, kumara gitmiştir. Para kaybetmiş. Para kaybetmiş. Ondan sonra isyanları oynamaktadır. Bu da insanları suçlamaktadır. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru. Nedenini de söylüyorum. Neden? İşim varsa, gücüm varsa, doğruysa niye yanlıştayız? Bu benim için de geçerli. Bunu insanlar söylemiyor, bilmiyor. Yanlış insanlara aktarılan her şeyin yanlış olduğunu. Ben Gürcistan'da 23 yıl esnaflık yapıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Evet. Yaşamadım da yaşatmadım. Evet. Böyle diyorum. Ben işimi doğru yaptığıma inandığım süre içinde başıma hiçbir şey gelmediğini maşallah. Tüm insanlara da söyleyebilirim. Tüm arkadaşlara, tüm iş yapacaklara da. Ya şimdi bir dönerimizi yiyelim abi. Deniz restoranında şöyle salatamız da geldi. Salatamızı limonla sıkalım. Bir daha üstü döner. Niye salata? Daha önce köfteyi falan salata, bir de. Tatmıştım. Bir dönere bakalım şimdi. Bir salata önce. Muazzam. Gerçekten harika. Bu mekan özellikle çok hareketli, sürekli turların geldiği, tur rehberlerinin geldiği bir yer. Türklerin en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi diyebilirim. Belki en çok tercih ettiği mekan. Çok hızlı servis, çok güzel yüzlü bir hizmet var içeride. Bir iki daha yer gezdim aslında. Onları çok fazla göstermedim. Göstermek de istemedim. Pek bir güler yüz olayını görmediğim için onu çok fazla yayınlamak istemedim. Muazzam bir yer. Burada çalışanlarından biraz bahseder misin abi? Nasıl? Burada kimler çalışıyor? 15 yıllık ustam var, Süleyman Usta. 10 yıllık kasabım var, Mindia Usta. Kendi lokantanın kendi kasabı. Evet. Malzemelerimizi kendi İslami usullerde kesilen etlerimiz var. Hmm. Hazırlanış şeklinde dönerimizi halka açık, göze hitap şeklinde döner uygulamasını yapıyoruz, döneri takıyoruz. Hem adam yemek yemeye gelince müşterilerimiz hem görüyor, hijyenik şartlarda kesim olduğu için. Yemeklerimiz yine aynı, kaliteli ürünler kullanıyoruz. Türkiye'den gelen yağ, çoğu ürünler zaten malzemenin Türkiye'den, pirinci, murgulu, mercimeğinin Türkiye'den geldiğini. Burada da yöresel olarak işte pazardan patlıcanı,
yaz sezonunda Gürcistan'dan, sebzeleri Gürcistan'dan temin ediyoruz. Ama kışında Türkiye'den gelen ürünler çok olduğu için her iki tarafın ürününü de kullanmış durumdayız. Ve lezzette tabii ki organik ürünler Gürcistan'da daha çok tutulan kesim olduğu için Gürcistan'da organik ürünlerin hepsinin var olduğunu söylüyor. Var da. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Dikkat edin ki çok fazla grup geliyor buraya. Müşteri, evet, Türk müşterisi. Evet. O grup rehberlerinin buraya alışma sebebi ya nedir ya da biz grup, şimdi grup rehberleri mi getiriyor buraya yoksa grup rehberleri mi istiyor? Firmalar. Bize şimdi bir kere deniz restoranta gelip burada yemek yiyip işte dönerin tadına bakan, Göksel'de yemeğini yiyen o lezzeti aldıktan sonra her iki tarafın gruplar ve işletmeci adına işletmecinin sunduğu müşteriye hitap ediş şekliyle lezzet farkı vardır. Damak tadı vardır. Tabii gruplarımız da bizi tercih ediyor. Neden? Düzgün hizmetimiz seri bir şekilde olduğu için hiçbir şeyde kimseyi üzmemek elimizden geldikçe en asgari de işletmemizin insanları incitmesine gayret ediyoruz. Onun için bizi tercih sebepleridir. Bu bir yıldır değildir. Bu turizm başladığından beri Gürcistan'ın en eski esnaflarından olduğumuzun bir nedeni tabii ki bir damak tadı da vardır. İkili ilişkilerimizin iyi olduğundan, dostluğumuzun ve hukukumun geliştiğinden hangi turcu arkadaşımız Türkiye'den gelirse gelsin gidin denizde döneri yiyin daha leziz olduğunu, daha doğal ürünler kullanıldığı için tercih haklarını bizden yana kullanıyorlar. Evet. Onlara da teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. 2008-2009 yıllarında burada okuyan güzel kardeşlerim Gürcistan Üniversitesi'nde okuyup burada Türkler değil mi? Tabii ki Türk öğrencilerden bahsediyorum. Arkadaşlarıyla buraya gelip işte yemekleri abi biz öğrenciyiz işte yemekleri uygun fiyat olursa olur mu? Ben de ne demek her zaman biz de bir evlat yetiştiriyoruz, öğretiyoruz. Gelen kardeşlerimize fiyat o zaman 5 lira ise 3 lira, 3 lira ise 2 lira olmayan vermiyordu. Birbirimizi maddi ve manevi destekliyorduk ve sonradan okuyan öğrenciler burada o okulu bitirip başarılı bir şekilde bitirdikten sonra tur rehberleri yapan kardeşlerimiz oldu, öğrenciler oldu. Onlar bize o yaptığımız iyiliklerin çok fazlasını karşılık olarak verdiler. Evet. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Buradan onları saygılarla anıyorum. Ve bu insanlardan yaptığı şeyin ne kadar doğru olduğunu, insanların hizmet sektöründe birbirine ihtiyacı olduğunu, yardımsever oldukça her şey daha ileriye gideceğini ona canı gönülden inanıyorum. O kardeşlerimin hala görmesem de hepsinin başarılarını diliyorum. Ticari hayatlarında olan, kendi hayatlarında olan, gemi kaptanı olan, rehber olan kardeşlerime saygı. Evet, bir yerlere geldi, başarılı oldular. Onları hep saygıyla yad ediyorum, anıyorum. Bu benim için de güzel bir duygu. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, bir önceki videoda bu Türk Mahallesi'ndeki camiyi falan göstermiştim ama akşam saati, karanlık saatiydi. Tam gösteremedim. Şimdi biraz göstereyim dedim böyle camiyi. Burası aslında yeni bir cami değilmiş. Sonradan tabii restore edilmiş. Eskiden Osmanlı'dan kalan bir cami. Ve bu Osmanlı'dan kalan cami olduğu için burada bir Türk yapısı oluşmuş. Türklerin nüfusu oluşmuş. Cami etrafında Türkler, Müslümanlar. Türkler buraya etrafına iş yerleri açmışlar. İşte ev tutmuşlar, ev satın almışlar vesaire derken Osmanlı'dan beri süre gelen bir süreç bu. Ve o zamandan beri burası bir Türk mahallesi olarak geçiyor. Bir Türk kafilesi şu an bu camiyi geziyor. O tarafa değil, o tarafa değil. Hay Allah'ım ya. Rehber abimizi kızdırıyorlar. Niye kızdırıyorlar seni abi? Senin adın ne abi? Ahmet Altuntaş. Nereden geliyorsun sen? Edirne'den geliyor. Edirne'den gelmiş abim burada. Bu abimizi niye yoruyorsunuz? Mahsuru var mı çektim ama? Yok. Tamamdır. Türk kafilesi nereden geliyorsunuz efendim? Edirne'den. Edirne'den. Edirne'den buraya kadar. Aynen öyle. Çok iyi. Uçtan bir uça geliyoruz. İyi gezmeler. İyi gezmeler. Sen nereden geliyorsun? Ben dünyayı geziyorum. Vallahi. Ben her yerdeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gürcistan'a hoş geldin. Teşekkürler. Hiçbir camiyi bu kadar kalabalık göremezsiniz belki çoğu yerde Türkiye'de. Rehber abim.
Şimdi seni beni yakalamışken bu camiyle alakalı biraz bilgi aktarır mısın bana? Abi 1866 Osmanlı yapısı burası. Evet. Orta cami, bulunduğunuz cami. Orta cami. Bunun yanında iki tane daha cami var. Fakat sonraki dönemde Rus idaresine bırakıldığında iki cami yıkılmış. Yıkılmış. Sadece burası kalmış. Türklerin buraya yerleşmesinin sebebi cami mi? Öyle biliyordum ben. Türkçe borçluyor. Yani bu caminin tarafına bir oluşum Türkçe başlamış. Martini. Ama Batum genelinde 113 tane cami var. 113 tane? 113 tane cami var burada. Sadece ezan okunan cami burası, orta cami. Diğerleri kapalı mı? Açık, ibadet yapılıyor, ibadet saatinde. Ezan. Her taraf, burada okunan ezan duyuluyor her tarafta. Vallahi Türkiye'de bu kadar camilerde kalabalık göremiyorum. Burası bayağı kalabalıkmış. İbadeti sevenler buraya geliyor. Tuvaleti 5 lira da o yüzden. Abi yok, her tarafta taharet müslüğü, sadece burada var. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden herkes burada. Herkes burada, bütün Türkler burada. Buluşma yeri burada. Abi tamam mısın abi? Tuvalete ucuz diyorsun. 5 lira. Peki abi. Haydi bakalım. Hoşçakal. Bu da ilginç bir bilgi. Evet, Türk Mahallesi'nden çıktık. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Sahil kısmı. Sahile çok yakın Türk Mahallesi, Türk Sokağı. Burada sahile gelip normal bir şekilde bütün her yere ulaşabiliyorsunuz. Sahilde aynı zamanda böyle turlar falan da var. Farklı yerlere turlar da düzenleniyor. Güzel çay bahçeleri vesaire. Her şey var. Burada oteller. Sırasıyla Batum'da. Evet arkadaşlar, Gürcistan Batum'da bulunan Türk Mahallesi videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi ve severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.